D noktasını seçtikten sonra AB ve AC'ye göre simetriklerini buraya aldık. D üssü ve D2 üssü olarak. Tam simetrik olduğu için bu kenarlar sanki ayna gibi oldu. Yansıdı diğer tarafa. Uzaklıklar eşit. Ve burası 90 derece her ikisinde de. Buradan D üssü A ve D üssü açısı oluşturduk. 132 dereceymiş. A ile D'yi birleştirdiğimizde burada iki tane tam ortadan bölünmüş üçgen ortaya geldi. Bunlar eşit olduğu için aynı zamanda da 90 derece olduğu için AD üssü AD'yi eşit çıkar. Yani ikizkenar üçgendir. Burada yine AD de D2 üssüne eşit olduğu için burada da ikizkenar üçgenler var. Dolayısıyla bu aynı zamanda açı ortaydır. Yani şuradaki parça A olursa bu da A olacaktır. Aynı zamanda bu hem kenar ortay hem de açı ortaydır hem de yüksekliktir. Buraya da B'ye B diyecek olursak aynısı burada geçerli. 2a artı 2b eşittir 132 derece olur. İki parantezini alıp böldüğümüzde a artı b'nin burada 66 olduğunu söyleyebiliriz. Yani ikizkenar üçgenin tepe açısı 66'dır. 180'den çıkardığımız zaman iki tane taban açı onlara x diyelim. 2x eşittir. 180 eksi 66'dan 114 olacaktır. 2'ye böldüğümüzde de bir taban açısı 57 derece olarak bulunur. Yani B açısı da C açısı da 57'şer derecedir. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir.